Herkese merhaba, İrem Mutfağı'na ve kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sevgili bir konuğum var. Hoş geldin arkadaşım Aslı İçingür. Hoş bulduk İrem'cim. Seninle birlikte aynı mutfakta olmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için de öyle. Aslı bu yolda en büyük destekçilerimden biri. Bugün bize güzel şeyler anlatacak. Özellikle hepimizin bir krizi olan tatlı. Tatlı konusunda konuşacağız. Kafamda da çok güzel bir tarif var. Biraz sohbet etmek istiyorum. Aslı'nın neler yaptığına dair. Evet. Şu an neler yapıyorsun? Vallahi ben bir kere mutfakta tatlı yapılırken çok mutlu olan bir diyetisyenim. Onu söyleyeyim evet. Öncelikle. Çünkü şekersiz bir yaşamın olabileceğini düşünmüyorum. Ama bu şeker derken insanlar hep şekersiz tarifler yapıyorlar ya. Aslında orada hurma koyduklarında da, kayısı koyduklarında da, herhangi bir meyve koyduklarında da şekerli bir tarif olmuş oluyor. Evet. Ya da pekmez bal koyduklarında da. Ben bu ayrımı danışanlarıma da çok net bir şekilde anlatıyorum İrem'de. Diyorum ki şekersiz bir hayat mümkün değil. Çünkü beynin şekere ihtiyacı var çalışması için, glikoza. Ben mesleğimde farklı ilerleyen bir diyetisyen oldum evet. Her zaman. Hem gıda sanayi kısmında oldum, hem klinik kısmında, hastane kısmında oldum, hem mutfak kısmında oldum, gastronomi okudum evet. Diyetisyenliğin yanında. Çok özür dilerim. İnanılmaz da maharetli ve becerikli arkadaşım diye asla söylemiyorum. Kendine özgü tarifleri de var. Ve dediğim gibi daha önce de söyledim, ben kendisiyle çalışmıştım. Arkadaşım olarak söylemiyorum. Kesinlikle çok farklı diyet listeleri var. Hani böyle diyet yaptığınızda çok mutsuz olduğunuz bazı zamanlar oluyor. İşte çok zor geldi. Aslı bu anlamda hiçbir şekilde sıkmıyor. Hatta sevdiğimiz her şeye yönelik listeler hazırlıyor. Bu anlamda harika bir teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Onu söyleyebilirim. Yani işin temelinde çünkü psikoloji var. Yani kesinlikle doğru. O psikoloji, negatif psikoloji, olumsuzluğu aşmadan olumluya dönüşmesi birazcık o işin zor olabiliyor. Ve beslenme davranışı ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek için de kişilerde birazcık bu bilinci oluşturmak gerekiyor. Yani yasaklarla değil de her şeyin dengede olduğu bir hayat tarzında çözüm genellikle olabiliyor. O yüzden bana böyle en zor listeleri uygulayıp en zorlu programlardan aşıp gelen insanlar, yorgun insanlar gelir genelde. Aslında ben artık mutlu olmak istiyorum. Lütfen beni yedirerek zayıflatır mısın? Her şeyi denedim, bıktım artık diye geliyorlar. Ve bu beni nedense mutlu ediyor ya. Gerçekten şey çünkü. O doğru yolu hani insanın acılar çek sonra bir bakıyorsun aslında her şey çok kolay ya. Evet. Hani biz hayatı çok zorlaştırıyoruz. Kolaylığı keşfettikten sonra da o dengede yaşamın keyfine vardığında da o şekilde devam edebiliyoruz zaten. Bence bu noktada bir de şöyle bir durum var, enerji. Senin evet. Enerjin o kadar muazzam ki, o kadar güçlü ki bu anlamda da zaten arkadaşım aslında çalışıyor. Evet. Bu anlamda da çok bilgili. Hatta bize biraz ufak tefek şeylerden de bahsedebilirsin. Şöyle genel, çok kapsamlı bir şey tabii ki anlatamayız burada. Ama her şey düşünce gücüyle. Buna evet. Çok inanıyorum. Şimdi bu kadar pozitif bir diyetisyeniniz olduğunda zaten o diyetin kötü gitme şansı yok. Yani her şeyin başı bence pozitif oluşla başlıyor. Evet, yani şöyle, o biz diyorum ya sana, ben ruhsal bir keşif yolculuğuna çıkıyorsun. Hayatın böyle zaten. Hı-hı. Şimdi ben kuantum koçuyum aynı zamanda. Reiki evet. Master'ıyım. Hani bu enerjilerle küçüklüğümden beri çalışıyorum. Evet. Ama işte bu pozitif olmanın, pozitif olmanın aslında bir şeyi yok, avantajı yok. Sadece dengede olabilmek. O enerji çok yüksekken de iyi değil aslında. Farkında olarak bence. Bir de hani şöyle evet. Söyleyeyim. Kendini öz eleştiri yaparak, farkında olarak ve sen olarak aslında pozitif enerji işe yarıyor. Ya, diğer evet. Türlü pozitif, yapmacık oluyor. Yapmacık hani böyle evet. Her negatif olduğunda işte bir şeyler iptal etmekle olmuyor. Bence sadece söylemek değil, bunu bütün anlamda hayata yayarak oluyor. Örnek veriyorum. Ya benim kilolarım var, diyet yapacağım, işte bir türlü gidemedim demek var. Bir de yani bunu gerçekten istemek var. İsteyen bir insan bunu yapar. Evet. Yani günün sonunda diyorum ki olumsuz olanı olumluya çevirmeye çalışmak negatif bir eylem. Yani evet. Negatifi pozitife çevirmeye çalıştığında negatif bir eylem yapıyorsun. Hı-hı. Senin o yüzden o negatifi kabul edip onu yaşayıp içinden geçmek zorundasın o duygunu. O yası, yas süreci ise yas, olumsuz bir süreç. O süreci yaşamadan pozitife dönüştürmeye çalıştığın her şey seni duvara toslatır. Bence her şey, her zaman, her durumun bence bir şey var. Kuluçka dönemi var. Ben de öyle düşünüyorum. O aşamalar yaşanmalı. Aynen öyle. Bunu nereden nereye getireceğim şimdi? Örnek veriyorum, 3 kilo ile başlarsınız. Aslında hedefinizdeki kilo 10 kilodur. Bunu bölerek
ve tatlı tatlı kendini zorlayamayarak da bir noktada yapabiliriz deyip toparlayacağım. Evet. Yoksa bu konu çok uzar. Sevgili Kuantum Koçum diye sizinle biraz önce tarife başlayalım derim. Bence de. Sizlerle bugün çok hafif bir tatlı yapacağız. Aslında ben zamanı olmamasına rağmen çileği seçtim. Çilekli scone yapacağız. Çilek yatağında da diyebiliriz. Scone aslında İngiliz çay saatinde çok meşhur olan bir tat. Bugün ben onun içine rafine şeker yerine bal koyacağım. Ne dersin? Böyle deneyelim mi? Aslında hiç denemedim. Böyle deneyelim, bir görelim. Ben de merak ediyorum. Çok keyifli bir şey çünkü scone. Evet. Tabii diyet yapanlara çok önermemek gerekiyor. Önermiyoruz. Koruma döneminde öneriyorum ama. Korumaya geçiyoruz ya biz kiloyu verdikten sonra. Orada böyle sınırları genişletirken aralara böyle hoş şeyler koyuyorum. Ölçülü olabilecek bir tarif diye düşünüyorum. Çünkü çilekli olan harcın içerisine de ben bal olarak şekeri alacağım. Yine meyvenin şekeri var. Baktığımız zaman tamam şunu kabul ediyorum. Aşırı böyle evet bir diyetisyenle şu an bu tarifi gerçekleştiriyorum ama bu bir diyet tarifi değil. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bunu bilerek yaptık aslında. Aynen, linç yemek istemiyoruz. Ama dediğim gibi bizi bilenler de biliyor yakın olarak. Hı-hı. Keyifli, yine biraz hafifletilmiş bir reçeteyle aslında size bunu sunmak istiyorum. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak hemen başlayacağım. Sırasıyla malzemelerimi saymak istiyorum. 2 su bardağı kadar unumuz var. Yarım su bardağı balımız var. Tereyağımız. Yine 1 su bardağından az sütümüz var. Bu kısım tamamen hamur için yeterli olan bölüm. Şimdi çilekli kısım için söylüyorum. Yarım kilo kadar çileklerimiz var. Ortadan ikiye keseceğiz. Kuru üzümümüz var. İkiye böldüm. Yaklaşık 100 gram kadar. Yine bir kaseden tam dolu olmayacak şekilde balımız var. Yine ekliyoruz. Bir tane 200 mg kadar kremamız var. Hepsi bu kadar. Az malzemeli, bol tatlı, harika bir tarif geliyor. Evet arkadaşım, ben hamura başlıyorum. Sen başla, ben izleyeceğim bu sefer. Çok akıllıca. Benim çok hoşuma gitti izlemek. Ama zaten ellerin o kadar güzel ki ben tırnak asla uzatamıyorum tabii ki. Sürekli hamurun içinde olduğum için. Evet. Tamam ben evet bugün de gayet yoğurma işlemi tek başıma yapıyorum. Evet arkadaşım, bu tarz tariflerde farklı şuruplar var. Çok isim söylemek istemiyorum ama markaya da girmek istemiyorum. Evet. Hani ne gibi ürünler kullanabilir ya da gerçekten şimdi çok moda rafine şeker kullanmadan işte şunu kullanıyorum, hurma özü alıyorum, işte Belilon bir tane marka var, yine onu çok fazla lanse etmek istemiyorum, o bal çeşidini kullanıyorum. Burada aslında temel olarak yine aynı sağlıklı tadı yaratarak neleri kullanabiliriz? Bunu biraz açarsak yani, sen daha iyi anlatacaksın bilen kişi olarak. Şöyle açıkçası hani şeker yerine mesela şu anda bal kullanıyorsun. Evet. Baktığında tabii ki balın içerisinde çeşitli vitaminler, mineraller mevcut. Ancak günün sonunda glikoz. Evet. Ve vücutta aslında metabolize edilme yolu aynı. Yani bir şeker tükettiğinizde de bal tükettiğinizde de aynı yolu izleyecek. İnsülin hormonu salgılıyor, glikoza ayrışıyor ve günün sonunda hücrelere enerji olarak taşınıyor. Buradaki o bilimsel gerçeği bildikten sonra hani balın da rafine şekerin de aslında aynı vücutta muameleyi gördüğünü bilmek önemli. Ama tabii ki şimdi pancar şekeri ile rafine şekerler bazen farklı olabiliyor. Üretim şekilleri farklı olabiliyor. Dut mesela, bazı tarifleri dut da kullanıyor. Bazen dut pekmezi tabii ki kullanabilirsiniz. Ama orada da işte pekmezi hazırlama şekli, yine 200 derecenin üstünde mi ısıtıldığı, ısıl işlem nasıl uygulandı. Yani bunların hepsi bir soru işareti. Burada kimyasallar çünkü oluşabiliyor. O yüzden de buradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Yediğin şeye bana iyi gelmiyor, bu kötü deyip o enerjiyle yemek, pişmanlık enerjisiyle yediğinde hani ne inanırsan olsundur diye bir laf var ya. Evet, çok gerçekten doğru. O sana iyi gelmiyor. Kilo yapıyor. Dayanamıyorum diye bir şey de yok. Ben buna da katılmıyorum. İrade. Yani dayanacak. Ama orada dayanacak. Dayanacak. İşte. Ama yani orada o şekersiz hayat hani olmaz dedim ya. Eğer sen haftada her gün tatlı oturup yemeyeceğiz zaten. Doğru. Haftada bir gün ailenizde pazar günü bunu alacağım ben. Sen devam tamam, et. Tamam. Küçük miktarda bir işte scone üzerinde işte çilek sosu. Bunu yediğinde dünyanın sonu gelmiyor ya da bu kişi şeker hastası olmuyor yani. Hani buradaki o dengeyi kurabilmek o kadar değerli ve önemli ki insanların anlamadığı şey bu kadar işte o şekersiz tatlara, tariflere merak başladı, vegan beslenmeye merak başladı. Ama sen buraya
işte yarım çay bardağı bal koymakla, 10 tane hurmanın püresini yapıp koymakla, yarım çay bardağı şeker koymak arasında büyük bir fark olmadığını iddia ediyorum. Yani o yüzden beni bu anlamda şey diyebilirler, ya bunu nasıl söylersin? Ama bilimsel gerçekliğiyle bunu net söyleyebilirim. Bu konuda çok kasmasınlar. Evet. Ama bir şeker hastasıyız, diyabeti varsa sıfır şeker. O çok farklı, tabii ki öyle. Sıfır şeker, yani şey anlamında tatlı yok hayatımızda. Yani o hayatımızdan gidip ne geliyor? Kuru baklagiller geliyor, lifli besinler geliyor, tam tahıllı ekmek geliyor, az tuzlu, az yağlı süt ve süt ürünleri geliyor. Orada konuştuğumuz konu çok farklılaşıyor. Hı-hı. Ama işte kilomuz normal, bizim gibi iki kişiden bahsedelim. Kilomuz normal, herhangi bir sağlık problemimiz yok. Ve yani metabolize edebiliyoruz, metabolizmamız hızlı çalışıyor. Hı-hı. O zaman sen şöyle bir tatlıyı yaptığında, ay efendim balla mı yapayım, vurma püresiyle mi, onunla mı yapayım, şekerle yapayım, ama dünyanın sonu gelmiyor. Bu kadar gibi da kasmaya gerek yok. Zaten şeker hastalığı dediğin gibi bir durum olduğunda meyve şekeri, fruktoz bile bu noktada çok önemli. Tabii ki. Vücut kaldırmıyor aslında tabii baktığın ki. Zaman. Zaten aslında fruktoz, yani meyve şekeri daha tehlikeli. Değil net mi? Söyleyeyim. Çünkü yani onun metabolizme edilmesinde direkt fazlası trigliserit yüksekliğine sebep oluyor. Yani kan yağlarının artmasına sebep oluyor. Bu da yağ olarak vücutta depolanıyor. İşte en zaten şey kısım orası. Tatlı yemiyorum, meyve yiyorum. Ha, toplumda bu var. Hiç. Ben bunu algılayamıyorum bir türlü. Yani hani ben, yo benim tatlı hiç aram yok ama oturuyorum bir kilo meyve yiyorum. İşte yani burada en büyük sıkıntı. Bir de böyle bir alışkanlığımız var. Gece yiyor, metabolizma yavaş çalışıyor, gece daha yavaş çalışıyor. Ve üstüne bir de aşırı miktarda meyve tükettiğinde işte al sana şeker hastalığına davet, kilo problemine davet. Zaten porsiyonlamayı da bilmiyoruz. Bir porsiyon meyve ne kadar? 3 tane hurma mesela bir porsiyon. Bir küçük elma eline sığacak şekilde bir porsiyon meyve demek. İşte 10 tane çilek bir porsiyon meyve. Evet. Sen bu porsiyonlamayı bildiğin zaman kocaman bir narın 4 porsiyon meyve olduğunu düşünürsek eğer, nar yiyor, yanında bir tane muz koyuyor, iki tane mandalina, bir tane portakal. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde sen keşke şöyle küçük bir skon yeseydin yani. Değil mi aslında? Aynen öyle. Bu smoothie'lere değinmek istiyorum. Evet. Yani evet çok sağlıklı ama biz halk olarak yani sağlıklı olan durumu daha da bir sağlıksız hale bence bilinçsiz bir şekilde getiriyoruz. Buna çok inanıyorum. Evet bazen öyle olabiliyor. O smoothie'lerin içine her şeyi koymak ne kadar doğru. Yani insanların kalıtsal hastalıkları var, bunları bilmeden yapıp evet çok sağlıklı olanlar da var ama bence smoothie'leri çok genele almamak mı gerekir aslında? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya ben de smoothie veriyorum listelerimde. Hı-hı. Bazen çünkü insanlar çok hızlı yaşayan insanlar özellikle. Hani hemen bir şeyi böyle bız bız yapayım, içeyim çıkayım. Ya da iş yerinde çıkayım, içeyim bitsin kahvaltı ya da öğle yemeği kafasında olan insanlar oluyor. Her zaman vermemekle birlikte veriyorum. Hı-hı. Burada hani yeşil, green juice gibi verdiklerim de var. Ama ne bileyim içine muz, avokado koyup verdiklerim de var. O yüzden aslında smoothie kaloriyi dengeli almamızı da sağlayabiliyor ve midede çok yer kapladığı için tokluk yaratıyor. Aslında güzelliği orada. Sıvı formda olunca bir anda midene oturuyor. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben aslanlarla doyamıyorum. Doyamıyor musun? Daha çok acıkıyorsun. Evet, nedense beni acıktırıyor. Yani olabilir. Belki de bu benim yapımla alakalı ki bence herkesin yapısına göre tabii bu listeler ayarlanıyor. Ben tükettikten ama sonra ama içeriği çok önemli. Ne iç? Acaba doğru. Nasıl bir smoothie içiyorsun? Doğru. Yani tatlı orada olanlar, meyveli olanlarda bu dediğim his daha çok hızlı gelişiyor. Mesela yulaflı yaptırıyorum ben. Yulaf, evet. Avokado. İçine badem sütü koyuyoruz. Tarçın, keçi boynuzu tozu. İçine bir tane muz koyuyoruz. İçiyorsun. Sen akşama kadar acıkmazsın. Çünkü şişiyor yulaf. O zaman sen bana o reçeteleri ver. Ben bir sonraki tarifimde sadece smoothie'ler olarak bir böyle konsept yaratayım. Bence olabilir. Aynen. Onu yapalım diye düşünüyorum. Senin reçetenle ve zaten bunu da yazayım. Tamam. Aslı için sana bir reçetesiyle smoothie'ler hazırlayalım. Ama dediğim gibi yani hani şey, bence bizde bir ölçü sıkıntısı var. Genel olarak konuşuyorum. Porsiyon sıkıntısı var. Çünkü diyetin bir matematiği var. O matematiği, şimdi ben mesela her zaman beni bildiğin bileli kaç yıldır tanıyorsun? Aynen. 52 kiloyum. Yani benim 52-53. Ya bu değişmiyor. 52, 11 53. yıldır şaşmadı. Evet şaşmadı. Hala aynı. Yani şimdi bunu konuşuyorum ama yani ezbere konuşmuyorum. Kesinlikle bunu doğru. Bunu bizzat deneyimleyerek, tecrübe ederek konuşuyorum. Ben de yersem kilo alırım. Ama her şeyi yediğimi de biliyorsun.
bugüne kadar yediğim hiçbir şeyin kalorisini hesaplamadım. Aman bunu yedim, aman ne olacak şimdi demedim. Gerçekten diyetisyen olmasa burada çok fazla şey açıklayacağım. Dediklerine inanamazsınız. Gerçekten öyle. Evet, söyle açıklayabilirsin. Çünkü ben takipçilerime de paylaşıyorum. Gayet yerim. Bir Adanalı olarak da kebabı da çok severim. Bazen paylaşıyorum biliyorsun. Evet. Ciğerci de diyorum ki bakın arkadaşlar dengeli bir şekilde ciğerinizi yiyin diyorum yani. Gece oturur o cips de yenir yani. Pardon buradan çok özür diliyorum. Çocuklar duymasın. Biz cips asla tüketmiyoruz ama yiyoruz. Yani bazen tabii film izlerken mısır da yeriz. Mısır patlağı da yeriz. Ya bu hayatın içinde her şey var. İzole olarak yaşamak eğer bir sağlık problemi yoksa neden? Ya herkes yiyor ya. Ben inanmıyorum asla buna. Aslında yani vücut her şey istiyor. Tamam. Çok az bir kesim var %1. Danışanlarım arasında da var. Böyle çok vegan, işte glutensiz, laktozsuz beslenip şekersiz bir şekilde yaşamlarını sürdüren çok hasta var, danışanım var. Ve bunun sonunda hasta oluyorlar mı? Oluyorlar. Evet. Yani bu, ben şuna inanıyorum, duygularınızla birebir alakalı bir şey. Eğer duygusal bedeniniz dengede değilse, ruhsal durumunuz dengede değilse arkadaşlar istediğiniz kadar sağlıklı beslenin, bir yerde patlıyor sistem. Kesinlikle. O yüzden de ilk başa neyi koyacağız? Mutluluğu ve ruhsal dengeyi. Esenlik halini, bedeni, spriti, ruhu neşelendirmek, mutlu olmak, yediğinden keyif almak, pişman olmamak. Orayı hallettikten sonra zaten porsiyonlamayı dikkatli tabii ki tüketmemiz gerekiyor. Bir merdane ile biraz açacağım, incelteceğim. Sonrasında da küçük böyle minik şekiller verip fırınımıza alacağım. Ekmeklerimiz pişerken de çilekli tatlı kısmına geçeceğiz. Sence böyle yeterli mi Aslı'cığım? Bence çok yeterli. Onu çok ince açmamak lazım. Daha da ince olması lazım. Evet, biraz ince kabaracak. Zaten hafif kabaracak. Zaten şöyle bir şey de var. Bu hamur mayasız. Çok kolay bir hamur. Herkesin yapabileceği düzeyde bir hamur. Hiç de gözünüz korkmasın. Mutlaka deneyin. Şöyle bir çözüm buldum. Herkesin evinde mevcut bir çay bardağı. Bununla bir şekil vereceğiz. Sevgili iki hamurumuza şöyle bakalım. Hatta şuradan göstereyim. Çok ince de yapmadım. Yeterli olacak. Zaten biraz da şişecek. Evet. Şimdi o zaman... Valla kalorisine bakacak olursak aslında çok iç açıcı değil kalorisi. Biraz masum değil, evet. Çünkü içinde ciddi anlamda tereyağı var. Yağlı bir hamur fark ettiyseniz. Takipçilerimiz. Evet, seni bilenler evet aslı evet. Yani yaklaşık 100 gramı 350 kalori kadar. Biz bir kahvaltının yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman çok minik. Yani çok mesela minik. Bu minik 100 gram bile değil. O ne 30 gram falan. Bence daha da küçük olacak ki ekmeğin. Onu tartalım hatta. Tartı var. Tamam, olur. Bak tartalım. Piştikten sonra tartalım. Porsiyon tartısına da özen göstermek gerekiyor. Tamam. Bir tane skonun ağırlığına bakalım. Şu porsiyonda. Bakın tam ne demiştim? 29. Gördün değil mi İlke? Şöyle bak, gösterelim. Buna ne deniyor? Uzmanlık. Bir dakika tam. Bak tam şöyle bir bak. Aç. Her şeyi ölçülü veriyoruz efendim. Ya 29-30 dedi. 30. Şimdi 100 gram 350 kalori. Gördüğünüz gibi 30 gram kahvaltınızda bundan 2 tane 60 gram kadar tüketmenizde hiçbir sıkıntı yok. Ya da üzerine, ara öğün olabilir. Üzerine mesela işte o yapacağımız şimdi çilek sostan koyabilirler. Ya da şekersiz fıstık ezmesi de tercih edebilirler. Doğru, mesela. O da olabilir. Aynen. Şimdi bir tane skonun 30 gramlık skonun kalorisi 100 kalori yaklaşık olarak. İki tane skon tükettiğimizde yaklaşık aslında iki dilim ekmek gibi düşünelim. Çünkü bir dilim ekmek 70 kalori olarak hesaplıyoruz. Normal bir ekmeği. İçinde çekirdekli, tam tahıllı falan olmadığını farz edelim. İki dilim ekmeğimiz 140. İki tane yediklerinde de yaklaşık iki dilim ekmek kalorisi. Hı hı. Yani o 200 kalorinin içinde geziniyoruz. Ya iki dilim ekmeği de yiyoruz. O yüzden bence çok da kasmamın burada. İşte onu demek istedim. Çok kasmamıza gerek yok yani. Ama yağlı bir evet. Şey olduğu için oturup bundan böyle 200 gram kadar da tüketmesinler. Tabii onu da söyleyelim. Şey. Aynen. Şimdi ben daha önceden 200 derecede ısıtmış olduğum fırında skonlarımı üzeri pişirene kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Onlar pişerken çilekli olan kısma geçeceğiz. Ben bunları hazırlıyorum. Hemen fırına veriyorum. Tamam hadi bakalım. Şimdi mutluluk. Platformunu aynen. Hazırlıyoruz. Benim için çilek bir mutluluk çünkü. Zaten şu an kokusu bile o kadar harika gelmedi mi? Çok iyi geldi. Ama çok iyi yıkasınlar. Evet. Bu konuda kesinlikle. En çok pestisit ve kimyasal ilaç barındıran meyvelerden bir tanesi aynen. Çilek. O yüzden acayip iyi yıkasınlar. Belki sirkeli suda bekletebilirler. Kesinlikle öyle. Beyaz sirkeli suda mutlaka bir yaklaşık 10 dakika kadar bekleseniz bile gerçekten çok faydası olacaktır. Şimdi o zaman şöyle bir mikserim var. Onun içerisine
yarım kilo çileğimi ekliyorum. Şöyle. Önceden ıslatmış olduğum ve güzelce yıkamış olduğum üzümleri ekliyorum. Tatlılık versin diye. Evet. Görüyorsun değil mi? Aynen. Diyetisyenin arkadaşı böyle olur. Sana aslında büyük kazık attım. Yani buraya gelirken ne yalan söyleyeyim, sürpriz olsun tarif bana dedim. Aynen, bayağı sürpriz. Bayağı sürpriz oldu. Tamam, bir de kremamız var. Bu da çok masum. Gerçekten. Arkadaşlar. Aynen. Neyse, sohbete gelmiştim ben zaten İremciğim, şöyle bir. Ya aşk olsun. Ve? Ya şimdi benim YouTube kanalım olsaydı daha farklı olabilirdi arkadaşlar. Ama şöyle. Burada şey yapardık o zaman. Gerçi ben de sayfama girsen spagettiler, çikolatayla kalpler. Lahmacun veriyordum bir ara herkese. Lahmacun. Ay, beni de lahmacunlar. Asıl tarçınlı rolümü sen izledin mi benim? Evet, o çok 7 güzel saat. Olmuştu. Arkadaşlar, tarçınlı rol yaptım, tam 7 saat sürdü. Zaten izleyenler tarçınlı roldan soğuyor. Yani o tarif yapmayı hiç kimse istemiyor bence. Şey, çok güzel bir tart yapmıştın ya, Cafe Fernando'nun. Onu da unutamıyorum. Onu da unutamam zaten. Ben hatırlamak istemiyorum çünkü çok uzun. Ben yapınca advanced özel yapıyorum arkadaşlar. Yani çok böyle zor şeyler yapıyorum. Yoksa herkes şey yapıyor. Hurma, kakao, ya evet. Hindistan cevizi yağı ile bunları karıştırıyoruz. Sonra toplar haline getirip kakao yiyebiliyoruz. Artık sıkıldım ben bu tariflerden. Çok şeylerden de. Herkes yapıyor. Bir de aslında şöyle bir şey var. Aslında çok eski bir dostumuz var. Aslında bilir benim mutfağımda neler yaptığımı. Ben YouTube kanalımda, Instagram'da yapmış olduğum tariflerle birazcık daha basic. Herkes almak istedim. Yani yemek yapmayı bilmeyen biri de benim tarifimi gördükten çok sonra mantıklı. Denemek istedim. Aslı bilir yani benim oluşturduğum menüleri. Evet, bir masalar hazırlar. Allah'ın böyle şölen masası. Yani geleneksel olarak zaten Türk mutfağını da çok seviyorum yapmayı da. Ama YouTube'da, bu YouTuber'lıkta birazcık daha böyle geniş düşünmek istedim. Bu anlamda da hani bir çizgim olsun. Kolay, pratik ama lezzetli tarifler yapmak istediğim için kesinlikle. Bu tarifleri seçtim. Çok güzel. Bugünkü olmuş. Tarifim birazcık Aslı'yı kandırdı. Evet. Ama ben çok şu an mutluyum. Yiyeceğim mesela ama bunu önerir miyim? Doktorun dediğini yap, yapmayı yapma diye bir laf var. Yiyeceğim. Ama lütfen bir şey söyleyeceğim. Biz bunu biraz yumuşattık. Tabii tabii. 30 gram yiyeceğiz zaten, anlaştık. Aynen, anlaştık. Hadi maksimum 60 gram. Şimdi bu hazırlamış olduğum karışımı blender'dan geçireceğim. Sonra küçük bir sos tenceresinde pişireceğiz. Skonlarımız zaten pişiyor. Sonrasında servise geçeceğiz ve tadacağız. Döküyoruz. Of, harika oldu. Vallahi çok iyi. Bir şey söyleyeceğim, bunu dondursak. Dondurma olur. Bildiğin dondurma. Bence çok, yazın, çok iyi olur. Çok tam iyi dondurma tarifi. Çok iyi oldu aslında. Krema. Aynen. Evet. Krema, çilek. Bir ara sen çok yapıyordun Kerem'e. Ben Kerem'e evet sürekli evet. Yapıyorum. Kerem de çok seviyor mutfakta benimle dondurma yapmayı. İşte şöyle göstermek istiyorum. Yaklaşık 35 dakika kadar daha önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında 180 derecede pişirdim. Yine sosumuz, çilekli sosumuzu iki kez fokurdattık ve sonra da çok iyi soğuttuk. Şimdi Aslı'yla günaha giriyoruz. Konuk olarak ilk başta ben tadacağım değil mi? Evet. Öyle bir şey istendi. Aynen. O zaman 30 gram kadar, yaklaşık 100 kalorilik skonlarımızla. Bugün artık. Bugün yani diyetisyen olarak en azından şöyle bakın. Gerçekten. Çok hafif batırarak tadına bakalım. Ne diyor? Sıcacık hala. Vallahi inanılmaz olmuş. Sos da inanılmaz olmuş bu arada. Zaten o kadar dondurulmamışsı bir tadı vardı ki. Şimdi arkadaşlar, ben de bakıyorum. Tehlikeli bu. Bence diyet yapanlar hiç yapmasın bunu. Ama ya ama yani burada bir saniye durulacağını hiç düşünmüyorum ben. Yok yok İrem, hiç bulaşmasınlar. Oy çok güzel olmuş. Bunu senin takipçilerin yapsın, yesin. Kiloluk bana gelsinler. O da olabilir. Çok iyi, ellerine sağlık. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Öyle mi? İlk özür dileriz, senin karşında bayağı yiyoruz ama. Tamam. Diyet yapmak, ben şey diyorum, diyette değil, niyette olalım, iyi niyette olalım. İyi niyetlerimizi sizlere yolluyoruz. Biz yedik, çok mutluyuz. Çok güzel olmuş. Kokusu, yansıya söyleyeyim mi? Çilekle bağ nasıl bir böyle bir aroma yaratmış? Bence bu çok iyi bir dondurma olur. Çok iyi olabilir. Hatta bir şey söyleyeceğim, içine böğürtlen attığımızı düşünsene. O ekşisin ama o da güzel olur. Bence çok iyi. Tadım kısmını gerçekleştirdik. Sevgili Aslı, canım arkadaşım, geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum, benim için büyük bir zevkti. Harika geçti, çok eğlendim. Zaten aslında baktığımız zaman biz iki dost olduğumuz için burada da evet. Normal ilişkimizden farklı bir şey konuşmadık. Çok sen doğal bir çekim oldu. Çok güzel oldu. Alanında bize güzel bilgiler verdin. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Ben umarım teşekkür biz ederim. Çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Kanalıma abone olmayı, yemeklerimi de beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.
Bir tane. Afiyet olsun. Bir tane. Tamam, bir tane de kalın. Afiyet olsun. İyi günler.